Evet selamlar saygılar efendim. Bir replayda tekrar beraberiz. Tankımız Obje 277 Rus seviye 10 ağır tankı. Haritamız ise Malinovka. Tankçımız Cafer Obje 277'siyle bu maçta onu izleyeceğiz. Cafer ilk başta sola doğru gidiyor. Buraları hızlı bir şekilde oynatacağım. Şimdi şunu da söyleyeyim aslında buraları geçmeyeyim. Bu harita ağır tanklar için gerçekten zor bir harita. Özellikle ağır tanksanız şu anda Cafer'in gittiği bölgeye doğru giderseniz Yani A8-9 ve A0 hattına doğru giderseniz en mantıklısı genelde odur. Özellikle az da olsa tankınızın taretini kullanabiliyorsanız ya da yine A hattının hemen altındaki bölgedeki çukura girer orada oynayabilirsiniz. Ama tabii ki sizi artiler, topçular çok rahat bırakmayacaktır. Çünkü topçuların çok rahat gördüğü bir bölgedir ve mutlaka spotlanacaksınız. Çünkü ağır, rakip ağırlarda oraya gelecek. Spotlandığınız için de genelde artiler oraya atışı boş geçmezler. Ama şöyle bir durum var. Bu oyunda sadece bir artı var. Bu Cafer'in şansına. Cafer tankının hızını da kullanarak neredeyse tepeye ilk giden tanklardan biri oluyor. Yine Cafer'in şansı seviye 8 bu düşmesi. Cafer tepeye gidiyor. Biliyorsunuz artık burada birazcık korunaklı oynaması gerekiyor. Ben olsam daha fazla ilerlemezdim. Karşısına bir Chrysler geldi. Chrysler GF. Hori onu ateş etti. Obje 252 U da oraya geldi. Hori orada. En arkadaki o. Leopar'a nişanını alıyor. Leopar PTA'ya 580 demecini vuruyor. Bu arada dediğim şey oldu. Arti Cafer'e direkt atışını yaptı. Ve 280 küsur hasarını verdi. Tekrar Hori o bölgede. Cafer onun zırhını delebilecek pozisyonda değil. Hem açılı görecektir onun zırhını. Bayırdan dolayı o, o engebeden ve yükseklikten dolayı açıdan dolayı. Hem de zaten çok da net bir görüşü yok Cafer'in. Bu arada Cafer çok geride kalmayı tercih ediyor. Tabi bizim Arti de onların artist gibi ilgili bölgeye atışını yapıyor. Cafer tekrar nişanını aldı. Iskalamamak için, boşa atmamak için atışını yapmadı bıraktı. Ardından Hori atışını yapabilir. Cafer az önce delme pozisyonundaydı, Deleme yani anlayınca atışını yapmaktan vazgeçti. Buraya arkaya doğru düştü. Cafer sağa sola bakıyor. Her tarafı kesiyor. Bu arada sağ taraftan bir atış geldi Cafer'e. Büyük bir ihtimalle Tarit'in yanına çarpıp sekti bu atış. Arkadan gördüğünüz gibi çok fazla atış geliyor. Bu bölge ağır tankla gidebileceğiniz neredeyse tek bölge diyebilirim bu haritada. Evet ekstrem durumlarda tankınıza göre farklı pozisyonlara gidersiniz. Ama bu haritaya geldiğinizde de aslında Cafer'in birazcık da şansı, birazcık da bilinçli oyun diyebilirim. Öndeki adamları ateş etmek yerine arkadaki adamlara ateş edip hem damage'ine bakıyor hem de hasarını atıp rakip takımı biraz da olsa zayıflatmaya, onların can puanlarını eritmeye çalışıyor diyebilirim. Gördüğünüz gibi tepedeki kıyasıya savaş devam ediyor. Artı dediğim gibi buraya atacak. Ben olsam artı yerine hiçbir yere atmazdım ki o da onu yapıyor. Bizim arttı onu yapıyor. Cafer artık bu öndeki adamları eritmeli derken Hori'ye Hori 1'e e 498 vuruyor Cafer. Şu anda da 1400 küsur hasara ulaşmış durumda. Çok kafa kafa gidiyor. Buradaki olayı artiler belirleyebilir. Cafer çok net bir atış fakat sektirdi ama iki atışla Cafer'dan sektirdi. Levar PT hatta 3 açı atışı sektirdi Cafer ama VK 45'in 45 atışını içine alıyor. Bu arada Cafer'in yanındaki tank garaja yollandı. Durumları sıkıntılı onu delmesi lazım. Deldi ve Hori de garaja yolluyor Cafer. Dediğim gibi artiler kesinlikle durmuyor gördüğünüz gibi. Sürekli atışlarını yapıyor. Cafer tekrar nişan alacak. Taret'in yanını görüyor ve son anda son anda VK'ya hasarını veriyor. Rino Sorente o da Cafer'e hasarını veriyor. Tekrar Cafer yüklüyor. Rino yandan görüyor ve onu da garaja yolluyor. Birazcık da burada rakip takım çok ciddi bir şekilde hata yapıyor. Çünkü bu bayırda basmanız demek sizin çok net bir şekilde hasar almanız anlamına geliyor. Az önceki pozisyon için söylüyorum. Bu arada Arti az önce Cafer'e atışını yaptı. Cafer 2320 hasara ulaştı. Fakat çok ciddi bir şekilde canı gitti artık, Cafer tek canlık ve bundan sonra mantıklı onu yapması gerekiyor, snipe yapması gerekiyor, ileri basmaması gerekiyor. Belki bir miktar basabilir ama çok da fazla ilerlememesi gerekiyor çünkü spotlandığı anda Cafer garaja gönderilecektir. Rakip TD'ler tarafından ki rakibin de Forest gibi TD'si var, yine arkada STRV gibi bir TD'si var, Leopard gibi bir tank var. Bunların hepsi Cafer için ya da sonradan oraya gelecek tanklar için sıkıntı bu atışını nasıl kaçtı ben de bilmiyorum ama bu atışı ıskaladı ya da 8-4 Caferler artık maçı kazanmak üzere 2797 hasarda Cafer bir atış şansı arıyor ama çok uzak olabilir mi körden bir atış büyük bir ihtimalle girmedi 7 tanklar kaldı rakibin 9 ve şu anda ve Cafer en sonunda ileriye gitmeye karar verecek. Yaptığı şey biraz riskli ama değer mi derseniz bence diyebilir. Zaten kazandı gibiler. En azından belki 1-2 atış daha yapabilir Cafer. Cafer burada 2797. Hasarda 1660 sektirme ve çok net bir atış. Ooo inanılmaz kötü bir yere gitti top. Gerçekten Rus topu burada ne kadar isabetsiz olduğunu gösteriyor bazı durumlarda. Nişanın altı Cafer. Onu garaja yolluyor. 252 uyu ve 3057 hasarla ve 5 kill ile Belki de şu anda takımın en fazla hasar veren ilk 3 oyuncu arasına girdi takımında. Ve artık Cafer ileri doğru gitmesine, ileri doğru gitmesi gerektiğine karar veriyor. İki tane tank destroyer var. Bunlar çok tehlikeliler. İleri doğru gidiyor. Kayayı kayaya kavrulacak, siper alacak diyebilirim. Kayaya doğru yanaşıyor. Az ucunu çıkarıyor. Bu arada artı atışlarımız devam ediyor. Rakip sahaya, rakip Cafer ilerlemeye devam ediyor. Bu tankın da cesedini kullanacak. Temkinli hem tank cesedi hem de çalı belki beni bir miktar coverlar diyor. Cafer çok da fazla spot verecek biri de kalmadı Cafer'e. Tekrar ileri doğru gidiyor Cafer. Ama ölüme gittiğini bilmiyor ve ölüyor. Evet Cafer eline koluna sağlık. Yapması gerekeni yapıyor. Aslında takıma daha fazla katkıda bulunabilme gibi bir durumu da yoktu. Çünkü dediğim gibi bir ağır tank için bu tip haritalar özellikle tabii ki tankların dizilimine göre de değişebilir ama sıkıntılı haritalar. Örneğin karşı 3 artı gelseydi Cafer'in hiç çok 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 daha zordu. Karşıya taretli tanklar gelseydi Cafer ve takımın hiç çok 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 daha zordu. Tabii ki hem tanklar hem harita oyunun gidişatını etkileyebiliyor. Şimdi gelin bir de what Replies'tan genel bir istatistiklere bakalım. What Replies kabul etmedi bu replayı. What Record kabul etmedi. Gerekçe ise ya savaşın sonunu bekleyemiş Cafer ya da dosyada farklı bir bozukluk olmuş. Lütfen bana attığınız replay'ların içerisine JPEG ekran görüntüsü olarak atın ki zamanında geçse herhangi bir dosyada bozukluk da olsa ben onları inceleyip bakabileyim. Neyse yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler Cafer. Hoşçakalın.